Evet arkadaşlar, yeni yılda hepinize merhaba. Abi yeni yıla girdik sonunda lan. Oğlum 2023 ne biçim bir seneydi ya. Oradan oraya koş, oradan oraya koş. Ama bitti mi? Bitti. Onu da bitirdik çok şükür, sağ salim. Şimdi hepinizin hepsinin rağmen yeni yılı kutlu olsun. Sonunda artık şu depremlerden, savaştan, şehit haberlerinden, ne bileyim selden, doğal afetten artık kurtulmak istiyorum. Artık duymak istemiyorum ya valla. Abi her sene mi bok gibi geçer ya? Ulan bir tane adam akıllı senemiz olmadı ha. 2018'den sonra her şey boka sarmaya başladı hayatımızda. Önceden hani her şey pamuk gibiydi lan. Ekonomi güzeldi, ne bileyim savaş daha azdı. Yine vardı savaşlar, tarihi boyunca her zaman savaş olacak. Ama yani bu kadar şey değildi, bize dokunmuyordu. Ondan sonra her şey bir boka sardı. Yok koronaymış, yok karantinaymış, yok ekonomik krizmiş. Mahvetti bizi. Ama herkes gibi, her Türk genci gibi bizim de tutmayan planlarımız var. Bu yeni yılda da bu planlar devam edecek abi. Hatta üstüne daha da koyarak bu imkansız planları size anlatacağım. Hiç gerçekleşmeyen, sürekli yapılan ama bir türlü tutmayan bu planlar. Ama inşallah bu sene tutturacağım abi. Bu sene o sene. Artık yeter. Zurna'nın dank dediği yerdeyiz yani artık. Bundan daha ötesi yok. Hava da soğuk sabah. Sabah erken çalışmak aslında güzel. İnsana şey veriyor, enerji veriyor. Gece çalışırken daha çok böyle baygın çalışıyorum. Geberik dolaşıyorum sokaklarda. Yeni yıl planlarımız var. Yeni yıl planları yaptım. Herkes gibi tutmayan planlar yaptım ben de. Onları kovalayacağım. Umarım sizin planlarınız gerçekleşir. Sizin de planlarınız vardır yeni yılda. Yani plansız insan yaşayamaz oğlum bu hayat. Hani plan yapıyoruz, tutmayan planlar yapıyoruz ama yine de vazgeçmiyoruz bu planlardan. Şimdi öncelikle şuradan bir gireyim ben. Şuradan tostçuya doğru gidelim. Öncelikle abi borçları bitireceğiz. Bak ben oturdum, hesap yaptım, tamam mı? Kabaca benim bir 150 milyar kadar bir borcum var. Toplam yani bütün genel anlamdaki borçlarım 150 milyarı buluyor abi. Şimdi abi bak buraya da yazmışım ben. Buraya ne yazmışım? Toplam, tamam mı? Benim toplam şu anda 160 milyar borcum var. Yani buraya yazmışım. Tabii bu çoğalacak, azalacak ama şu anlık olarak 160 milyar benim borcum var. Bunu çoğaltmamaya çalışacağım. Yani daha fazla artık borca girmek istemiyorum. Bunu bitireceğim. Zaten 160 milyar artık günümüzde yani o kadar büyük bir sayı değil bence. Hani bundan bir 10 sene falan olsaydı tamam bu çok büyük sayıydı. Ev bile alabiliyordun oğlum bu paraya. Ama 10 sene önce. Artık dünya değişti, Türkiye değişti kardeşim. Bu parayla anca gidersin sen bir tane motor alırsın. Neyse bak şimdi toplam burada kaç tane yere borcum var? 10 tane yere borcum var. Bu 10 yere borcum var. Az olan var, çok olan var. Atıyorum en düşüğü 2,5 milyar. Tamam mı? 2,5 milyarlık kolay kapanır. Onu erken kapatırım. 1000 liralık da varmış bak onu da kapatırım erkenden. Şimdi yüklü olanlar var. Yüklüleri de atıyorum 4,5 milyar veriyorsam aylık taksidini 8 vereceğim, 10 vereceğim. Çift kapatmaya çalışacağım. Hani ben kendimi yaza kadar sıfırlamaya çalışacağım. Yaza kadar sıfırlarsam çok iyi olur. Çünkü yeni motor alma planım var. Bu motoru yükseltme planım var. Daha büyük maxi scooter alma şansım var. Planım var daha doğrusu. Öyle bir şeyler bakacağım. Çünkü madem bu işi tam zamanlı yapacağım. Bir de hani yol yapmayı da seviyorum. Uzun yolda da kullanabileceğim bir motor. Bakacağım. Hem bu işte hem de uzun yolda. Ben de araştırdım. Bunların abisi var. İşte maxi scooter diye geçiyor. Onlardan alacağım. Seneye o da. Yani önümüzdeki senenin artık sonuna doğru. Şimdi şu paketi vereyim 2 dakika ya. Bomboş.
Yemek sepetinden arıyorum. Paketinizi getirdim de. Tamam, neredesiniz? Bu göremiyorum. belediye bir... Aşağıdayım ben. Ne taraftasınız? Güvenliğin orada mısınız? Evet. Heh, tamam, geliyorum 2 dakika, hemen şimdi girdim abi be. AVM bomboş. Burası diğer AVM'ye kadar kalabalık olmuyor ya, burada pek bir şey yok. Kafe mafya var 2-3 tane. Bir de Carrefour var, o kadar, başka bir bok yok burada ya. Şu an Manisa'da 3-4 tane şey var, AVM var diye biliyorum. 4 tane. Motoru şu tarafa getirsem de olurmuş ya, yukarıya. Neyse, dur bakalım paket verecek mi? Yok, vermedi. Üzerimde bir paket var. Saat sabah 10'u. Bugün erken başladık ya. Bugün 2 tane slotum var. Oradan yine paket attı. Oğlum sabah sabah iyi başladık he. Sanayi. Aslında sabah böyle paket çıkmaz normalde. Kalmadı lan. Ah, yeni yıla girdik be ulan. Normalde biliyorsunuz hep akşamları çalışırım ben. Genelde gece kuşuyum. Ama bugün sabah da slot aldım. Hem sabah hem akşam. Biraz da öyle çalışalım. Oy. Seni benden alan kader. 2023 kötü geçti gerçekten. Hani benim için macera doluydu. O ayrı, ama ülke bazında gerçekten kötü şeyler oldu. Depremden tut savaşa, şehitlere, her türlü şey oldu ülkede. Umarım 2024'te böyle şeyler olmaz artık. Rahat edelim ya oğlum, bir senemiz de güzel geçsin ya. Nerede o eski güzel günler? Şimdi paket yok, eve mi gitsem ya? Evde mi beklesem? Evet, deponun oraya mı gitsem? Bir depoya gideyim, bir gözükeyim. Belki o ara gelirse gelir, gelmezse eve geçerim. Geri çıkalım. Neyse abi, bak şimdi bu borçlardan bahsediyordum ben size. Borçlar bitecek. Bu sene bitecek abi. Şimdi bir bankaya varmış 80 milyar. Birinci, o ana taksit aslında. Hani bu yeni aldığım bir kredi. Yazın almıştım geçtiğimiz yaz. 80 milyar o var. Bir tane de daha bankaya borcum var. O da bitmek üzere. Sonra 3 taksit falan kaldı. O da aylık 5.700. Yani toplam 5.700 lira kalmış onun da borcu. O da bitiyor. Hepsi buraya da var. Telefon almıştım. Oradan bir 21 milyar bir borcum var oraya. O kaldı. Ondan sonra yine bir taksitle powerbank falan almıştım. Bir ekipman falan almıştım. 2,5 milyar kadar o var. Yine hepsi burada bu. Evkura var. Evkura var ki bu önemli. Aha, paket geldi. Evkura var 16 milyar aga. 16 milyar Evkura, bu acil, biraz acil ödemem lazım. Çünkü bunda bir davalıyız. Bu davalığı kapatmam lazım ki kredim yükselsin bankaya daha hızlı. Bunu da kapatmak istiyorum en erken. Başka nereye varmış ya? Ha, Türk Telekom'a var. Bak, o da acil. O da 6 milyar. Ulan batmışız biz ya. Amına. 6 milyarı var. Vodafone'a var 1000 lira. Babaya var 8 milyar. Zamanında motor yine yolda bırakmıştı beni. Bir yaptırdık falan. 8 milyar falan, 10 milyar almıştım. Bir 2 milyar, 3 milyar falan ödedim. 8 milyar kadar daha var borbaya. Ondan sonra cıma kredi kartına var 5 milyar. Bir de son olarak motoru yaptıracağım ya ben. Hani bu ay içinde yaptıracağım motoru. 15 milyarı gözden çıkardım ben. O yüzden hani en baba zaten 15 milyar.
15 milyarı vereceğim abi, yaptıracağım motoru. Onu da ekledim listeye. Yani toplam şu anda benim 160 milyar borcum var. 160 milyar. İyi para. Ama o kadar da büyütülecek bir para değil. Ben görüyorum milletine borçlarla mücadele ediyorlar. Hani ben tek kişiyim zaten. Evli değilim, giderim yok. Bir ev giderim de yok. Ben şeye gitsem bile evden şu an ayrılacağım önümüzdeki ay. O zaman bile hani maksimum bir apartta falan kalırım. Öyle ev, büyük ev tutmam. Ama masrafa girmemeye çalışacağım. Kahve dünyası, hadi bakayım. Kahve dünyası da bu aralar gelmeye başladı ya. Ben önceden gelmiyordu ilk zamanlar. Sonradan açtılar demek ki o da TMX sebebine. Şuradan da alalım. Şimdi o da öbür taraftan veriyor kahveleri. Buraya getirmiyor. Normalden buradan alıyoruz paketleri de. Ön tarafa çıkmam lazım benim. Oraya da şuradan köşeden meşeden bir yerden fırlayacağız. Dur bakalım. Nereden geçebilirim? Şuradan. Şöyle şuradan akarız. Aa, bu arada arayalım, hemen getirsinler paketi ya. Yemek sepeti paketi bekliyorum da. Tamam. Ay ay, o da öyle bitti. Tamamdır. Yeni yıl planlarımızı öğrendiniz abi. Bu planları yapacağız. Açığı maçığı yok, kaçarı yok. Şirketi kapattık zaten. Benim şu anda minimum gider. Minimum giderle bu işi yapacağım. Bakalım neler bekliyor biz yeni yılda. Burası da Magnesia he. Dışarıda bekletiyorlar bizi ya. İçeri almıyorlar. Öyle saçmalık olabilir mi ya? AVM'ye almıyorlar biz. Neymiş kuryeymiş. Oğlum her yerden dışlanıyoruz biz ya. Bu nasıl olacak bu iş? AVM'den de dışlanmazsın be arkadaş. En azından yağmur yağdığında kafamızı sokuyorduk içeriye. O da bitti. Ay ay Johnny'ler. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Tamam mı? Kendinize dikkat edin. Gelişmeleri size haberdar edeceğim yine. Bakalım neler değişecek hayatımızda. Hadi görüşürüz.